Yine hikaye saatinden herkese merhabalar. Bugün 3 tane hikaye anlatacağız. 3D profesyonel iletişim ile ilgili geçmişte yaşadığım, hatta yakın gelecekte de yaşadığım olaylarla ilgili olacak. Hadi gelin hikayeler neymiş bir görelim. Evet, size anlatacak o kadar fazla hikayem var ki aslında ne zaman ne de bazı konseptler sebebiyle, konseptin uyuşmaması sebebiyle bunları anlatamıyorum. Ama konuya bağımlı olarak size belirli başlı hikayelerden bahsetmek istiyorum tabii ki de. Umarım bu hikayeler sıkıcı olmuyordur. Sıkıcı oluyorsa lütfen direkt taktiğe geçin, hiç şey yapmayın. Alınma gücenmez durumu zaten söz konusu olamaz burada. Bir iş yapıyoruz değil mi? Bundan dolayı umarım sizi sıkmıyordur, umarım eğleniyorsunuzdur diye temenni ediyorum sadece. Bugün 3 tane hikayeden bahsedeceğiz. Bir tanesi profesyonel iletişim nedir? Profesyonel iletişimdeki presentable olun, iyi görünümlü olun kısmıyla alakalı bir hikayeden bahsedeceğim. İkincisi ise kötü itibara direkt, bu freelancerların kötü itibarıyla ilgili net olarak bir örnek vereceğim. Üçüncüsü ise bu kötü itibarı dezavantajdan avantaja dönüştürüp çok büyük avantaj elde edilmiş bir hikayeden sizlere bahsetmek istiyorum. Vakit kaybetmeden hemen birinci hikayeyle presentable olma ile ilgili hikayemizden bahsedelim. Ben yaklaşık 1,5-2 ay önce çalışma arkadaşı arıyordum bizim şirketimizde bünyemize katmak için ve uzun zamanlı çalışacağız. Yani şöyle ki, yani 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl artık şirket ne kadar ilerlerse, ne kadar biz kalırsak orada o da o kadar kalır. Biz gitsek bile o kalmaya devam edebilecek bir pozisyondu bu. Bu pozisyon için bir sürü tabii ki de istekte ve hani bir sürü talep geldi. Hem o pozisyon için hem başka pozisyonlar için de bir sürü talep geldi ve ben de birçok adayla görüştüm. Bu adaylardan bir tanesinin adını hatırlamıyorum ki, bu adayın adını da zaten hatırlasaydım da vermezdim. Şöyle bir durum oldu. Gün içerisinde bir iki kere böyle toplantıyı erteledik, görüşmeyi online olarak yapacağız. Çok da önemli bir durum değil. Herkesin işi gücü vardır. Takıldığım nokta zaten burası değil. Anlayacaksınız zaten burada takılmamamız gerektiğini. Neyse, daha sonrasında denk getirdik bir saati ve akşam başladık konuşmaya. Görüntüye bir girdi böyle, Zoom'dan telefonu ayarlıyordu böyle. Ben aradı, kabul ettim, açıldı. Böyle vücudumda böyle gözüküyor kamera. Daha sonrasında kamerayı bir yere koydu. Bu şekilde duruyor. Daha sonrasında şöyle, ben alo dedim, merhaba dedim. Bir dakika. Mesela. Şimdi bu birincisi, mesela burada bir alaycı tavır var. Karşı tarafa karşı alaycı bir tavır var. Az önce dediğimde de bakmayın tabii ki de. Birkaç video önce ne demiştik? Alaycı tutum yapmayın. Karşı taraf özellikle bir şeyden anlamıyorsa bunu kesinlikle yapmayın. Eğer bir şeylerden anlayan, sizin mesleğinizle ilgili bir fikir sahibi biri ise bunu yaparken iki kere düşünün. Çünkü karşınızdaki adam sizi rezil edebilir. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Maalesef ben de bu tarz tutuma karşı olan insanlara muazzam bir savaş vermekten çekinmeyen, böyle direkt iğneleyici karşı tarafın üstüne adım adım giden bir yapıya sahibim bu tarz insanlara karşı. Neyse, devam ediyorum. Sonra dedi ki bir dakika yaptı böyle. Tamam dedim, tamam, problem yok, bekliyorum dedim. Ondan sonra yan tarafa böyle elini uzattı. Ondan sonra bardak aldı eline. Şuraya kadar bir alkollü bir içecek var böyle. Ondan sonra merhaba dedim. Bir dakika dedim. Bir saniye dedi. Ondan sonra ağzına sigara yoldu. Çık çık çık. Yoktu böyle. Merhaba. Şaka mısın kardeşim sen? Dalga mı geçiyorsun benimle? Yani bu bir iş görüşmesi ya. Ben seninle freelancer değil. Yani ben seninle remote olarak çalışacağım. Ve sen
İlk görüşmeden daha birincisi ukalalık yapıyorsun, ikincisi saygısızlık yapıyorsun, üçüncüsü bu şekilde bir şeyin var yani, handikapla başlıyorsun yani, bu olabilir bir şey değil. Neyse, o ben bunları gördükten hemen sonra görüşmeyi kapatmalıydım ama kapatmadım. Dediğim gibi o ukala tavrını benim bir ezmem gerekiyordu. Yani o orayı bir törpülemem gerekiyordu. Daha sonrasında biz başladık konuşmaya teknik konulardan, ki ben çok teknik konuşmayı da sevmem ilk başlarda. Sohbet ortamında hiç olmazsa direkt teknik konularla girip karşı taraftakinin aslında direkt burnunu böyle sürtmüş oldum. Ondan sonra da kendisiyle çalışmadık, şey yapmadık. Ben de söyledim, bilgisinin bizim aradığımız pozisyon için çok da yani bizim pozisyonumuzu karşılamadığını söyleyerek görüşmeyi sonlandırdım. Birincisi hikaye buydu. Ukala olmayın, karşı tarafa saygılı olun ve her zaman presentable olun. Yani karşı tarafa saygı gösterdiğinizi gösterin, yani saygılı olduğunuzu gösterin. Tamam? Bu birinci hikaye. İkinci hikayeyle yolumuza devam edelim. İkinci hikaye ise kötü itibar. Yine başka bir iş için. Bizim şirketimizde yapılacak bir iş için, yani bu pozisyon için devamlı birisi değil, freelancer birisi arıyorduk. Freelancer çalışacak bir arkadaş, proje bazlı çalışacak, gidecek ve bu kişi için benim aklıma birisi geldi. Adına Mehmet diyelim. Mehmet geldi. Mehmet benim Kablosuz Kedi kanalımın ilk abonelerinden bir tanesi ve Kablosuz Kedi buluşmaları yaparız biz ve bu buluşmaların ilkine ilk gelmiş birisi. Aslında yani çok değer verdiğim birisi. Ve tecrübe de sahibi birisi, piyasada çalışmış. Neyse, Kablosuz Kedi ile sonra kariyerine farklı bir yön çizmeye başlamış. Kendi söylemlerinden söylüyorum. Sonra benim VGS eğitimi aldıktan sonra kariyerine bambaşka bir rota çizmiş. Direkt yukarıya doğru çıkmaya başlamış. Lineer olarak yükselmiş yani direkt. Doğal olarak bana her konuşmamızda, her iletişim kurduğumuzda, her telefon görüşmemizde diyordu ki abi sana çok şey borçluyum, abi sana çok şey borçluyum, senin sayende şunları yaptım, senin sayende hayal edemeyeceğim paralar kazanıyorum. Bir sürü safsata. Şimdi neden buna safsata dediğimi az sonra çok net anlayacaksınız. Bu beni çok kızdıran bir hikaye bu arada. Normalde bunları duymak beni o kadar çok mutlu ediyor ki, çünkü bir şeyler yapıyorsunuz, bir şeyler ortaya emek koyuyorsunuz. Böyle şeylerin söylenip söylenmemesi benim çok da gözettiğim bir durum değil. Yani ben orada emek vermişim, bir şeyleri koymuşum ekranda, insanlar görüyorlar, izliyorlar ama bundan böyle hayatına yön vermiş olanlar var. Onlar ki bunlar azımsanmayacak kadar fazla. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Güzel bir şekilde geri dönüş olduğu zaman insana moral motivasyon oluyor. Bu da böyle idi mesela. Bu hikayenin başı bu şekilde. Ama sonrasında bakın neler oldu. Ben dedim ki Mehmet, böyle bir işimiz var. Eğer dedim bu işi layığıyla yaparsan uzun vadeli seni dedim şirkete de alırım dedim. Bizim gayet güzel olur dedim. Seni dedim daha sonrasında da senle gidelim Kanada'ya da gideriz. Güzel olur. Ne dersin? O da dedi ki abi dedi çok sevinirim dedi. Seninle dedi çalışmak dedi benim için bir onurdur, şudur budur. Onur monur bir şeyler söyleyip durdu. Sonra ben ortamla tanıştırdım kendisini. Her şey çok güzel. Projeye başlayacak. Ne kadar istiyorsun bu proje için dedik. O dedi ki ben dedi Gökhan hocamla dedi şey konuşmam dedi. Yani fiyat konuşmam dedi. O ne derse odur dedi. Ne zaman istenirse dedi ben oradayım dedi. Ben varım dedi, yani sıkıntı yok dedi. O söylesin fiyatı dedi. Bir sanal eğitmen için bundan daha gurur verici bir şey olabilir mi? Çok güzel bir durum değil mi? Yani bunu söylemesi zaten yanlış bir olay. Yani orası bambaşka bir durum. Ama çok gurur verici bir durum. Ben de burada size bu zamana kadar anlattığım şeyleri tabii ki de dışına çıkmadan dedim bu iş öyle olmaz. Bu iş böyle bir şey değil. Bunun hakkını hesaplamalıyız. Bir şeyler yapmalıyız. Sonra tamam dedik. Sonra işe başlamaya başladı birazcık. Bir şeyler araştırması gerekiyordu. Ne oldu? Bir hafta sonra arıyorum. Cevap yok. Arıyorum abi benim migrenim var dedi. Tamam dedim ben de. Migren sıkıntılı bir hastalık. Dinle.
2 gün geçti. Arıyorum. Cevap yok. Arıyorum cevap yok. Annesi açtı bir kere telefonu. Dedi şimdi dedi hastaneye gidiyor dedi. İşte migreni var dedi. Yatıyor mu dedi. Hastaneye mi gidiyor dedi. Öyle bir şey dedi. Tamam dedim ben de. Teşekkür ederim dedim. Ondan sonra bana geri döner dedim kendisi. Ondan bir hafta sonra geçti. Bak adam 2 haftadır kayıp. Adam 2 haftadır yok Mehmet. Neyse ondan sonra 2 hafta sonra haber falan beklersin, gelmesini istersin. Gelmedi ki ben annesiyle konuştuktan bir gün sonra tekrardan aradım. Ondan sonra tekrar cevap gelmeyince bu işten vazgeçtim. Kendisine ulaşmaktan vazgeçtim. Şimdi buradaki durum nedir? Tahmin edin. Freelancerlara ulaşılabilirlik konusunda bir sıkıntı yaşıyoruz demektir. İşte gördüğümüz durum buydu. Ya orada bir şey senin canını sıktıysa söyle bana. Ben senin yabancın değilim. Ben seni tutup zorla orada çalıştıracak değilim. Değil mi? Bu böyledir. Yani sonuçta bu iş yani istersen yaparsın bunu. İstemezsen yapmazsın. Mehmet gibi olmayın kısacası. Bir insan size güveniyorsa güvenini boşa çıkartmayın. Tamam? Bundan sonra önceki söylediğiniz her şey boşa olmuş oluyor. Bu yüzden Mehmet'e oldukça kızgınım. Ha şu bu arada şöyle bir şey var diyebilirsiniz ki migren ciddi bir hastalık ve çok yaygın. Çok da kötü oluyor. İnsanları uyutmuyor, bakamıyorlar falan. Ben 33 yaşındayım. Yani nedir biliyor musun? 33 yıllık migrenim. Bizde ırsi. Yani bana migreni anlatabilecek bir durumda değil. Yani ben migrenden zehirlendim. Hastanelerde kaldım. 15-20 gün boyunca beynim zonkladı. Yani 3-4 gün boyunca uyudum. Migrenin ne olduğunu ben çok çok iyi biliyorum. Migren böyle bir şey değil yani. O kadar da değil. Yani cevap veremeyeceğim bir durumda değilsin yani. Neyse. Bu hikayeden de bu kadarlık. Ben 3 videoda 3 hikaye dedim ama 2 hikaye sanki sığarmış gibi geliyor. Bir sonraki videoda da son bu profesyonel iletişimin iyi yöndeki etkisini birazcık tartışalım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hikayeleri sakın kaçırmayın. Bye bye.